Kayacı'dayız. Kayacı'da gelenek ve görenekler yaşatılıyor. Burada Arap oyunu oynanacak biraz sonra. Arap oyunu oynayacak olanlar burada. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Damlacık, ben Duralı Kızanları. Duralı Kızanları'ndan da kim? İsmail. İsmail. Sen hangi bölgesin? Biz yiyoruz. Damlacık. Biliyorum. Hangi bölgesin şu anda? Kayıcı'dayız. Sakallısın. Hangi rol bu? Dede. Dede. Dede rolü. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Duralı Kızanları'nın eniştesi. Dede. Nene oyunu oynuyorum. Nene. Kaç senedir oynuyorsunuz? Kaç senedir oynuyorsunuz? 10 yıldır beri oynuyorum. 10 yıldan beri oynuyorsunuz. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Ekrem'in oğlu, Ekrem oğlu, Ahmet'in oğlu Süleyman Oylar. Sarbaş Sülalesi'nden. Ebeli dedenin kızları izleyecek. Siz bir ekip misiniz, ekip? Evet, Ebeli dedenin kızları. Her düğünde oynanıyor mu burada? Her düğünde oynanıyor. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Kayıcı'nın eskoca oğlum Yakup. Yakup? Evet. Siz kaç senedir oynuyorsunuz? Bugün yeni sene. İlk sene. Ama başarılısın. Tebrik ederim. Gündemleri göre, gündemleri göre öğrendik. Evet. Gelelim araba. Evet. Sen tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Ordu. Kayıcı köyünden, Davası ilçesinden. Bu yöremiz oyunlarımızı devamlı sürekli yapmak üzereyiz. Oyunumuzu gerçekten köy halkımız, bütün çevre köy halkları beğeniyorlar, hoşlarına gidiyorlar. Olan evimiz olduğumuz için de böyle cuma günden akşam eğlencemizi yapıyoruz. Milleti, halkımızı eğlendirmek amaçlı yapıyoruz. Yani başka da bir şeyimiz yok. Burada Türk halkımız eğlensin, gülsün, sohbet, muhabbet amacıyla. Yani bu işten bir ücret alıyor musunuz? Herhangi bir bu işten ücretimiz yoktur. Bunu kendi gönlümüzden geldiğince eğlendirmeye, halkımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Verecek olsalar da kabul etmiyoruz. Her düğünde mi oynuyorsunuz? Sadece düğünde mi oynuyorsunuz? Ya, her düğünde, her köyün, her halkanın bir şeyi var, ekibi var. Ama biz kendi köyümüzde, bir ekip olarak kendi köyümüzde yapıyoruz. Ha, dış çevrelerde isteyecek olan olursa da dış çevreye de gidiyoruz zaten. Kimsenin gönlüne gönlüyoruz. Ha, para teklif eden olursa da almıyoruz zaten. Almıyoruz. Yani parayla yapacak iş değil. Sadece halkımız, Türk halkımızı sevindirmek amaçlı yapıyoruz. Eğlensin, gülsün, muhabbet, sohbet olsun. Yani kültürü yaşattığınız için siz teşekkür ederim. Aynen bu yani atalarımızdan gelen bir kültürümüz bu. Bunu artık yani bizden sonraki gelen nesillere sürdürmek istiyoruz yani devam etsin. Siz buralı değilsiniz. Ben buralıyım. Buralı. Aynen. Bunlar şimdi Damlacık. Damlacık'tan da var. Kayıcı köyünden de var. Bu amcaoğlum kuzenim. Bu yeğenim. Bu da dış çevrede arkadaşımız. O İsmail Erişler. Ben şunu söyleyeceğim. Bu gelenek ve görenekler. Siz sağ olduğunuz sürece mi devam edecek? Yeni birilerini geliştiriyor musunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz sağ oldukça devam eden bizden sonraki nesillere de aktarmaya çalışıyoruz. Yani bizden sonra gelecek olan nesillere de devam etmesin. Öğrensinler, bilsinler. Yani bu şekilde devam edesin diye. Öğretiyor musunuz? Tabii öğrenmek isteyenlere öğretiyoruz. Yani içinde olanları öğrenmek isteyenlere devamlı öğretiyoruz. Ha, öğrenmek istiyorum diyelim. Zaten dış çevrelerden gelen öğrenecek olan arkadaşlarımız var. Evet, diğer nesiller falan var. Onlarla eğitim veriliyor zaten. İnşallah. Peki şu anda hep beraber oynasak olur mu? Olur olur. Tabii hep beraber bir nereye sahneye alıp oynayabiliriz. Buradan mı oradan mı? Orada da oynasak daha iyi olur. Türk halkımız daha yayılacağı için nasıl bir oyun olur, nasıl bir şey olduğunu görsünler. Biz gireceğiz, oynayacağız değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi hep beraber oraya gidelim. Tamam. Haydi öpüyoruz.
Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmailoğlu Muhammed Sarıkaplan. Evet. İzmir'de yaşıyoruz. Aslen buralıyız. Duralık zanda ne derler bağıma. Araba oyunu yaptık şu anda. Ve bunların gençlerimizle de geçmesini istiyoruz. Şu anda yani eğlenmek için, eğlence olsun, herkes gülsün, bu düğünde bir şey olsun diye bu şekilde yaptık. Yani burayı ben çıkaram sensin. Evet. Sen olmuşsun, bu çekemezdik. Anlaşılmadı. Sen olmuşsak çekemezdik. Kültüre önemli bir katkıda bulunduğunuzu sanıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Katkılardan dolayı teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kocakarı gel bakayım kıyımı. Çıkalım yemiş ağacına. Toplayalım hepsini. Toplayalım hamanın mamını. Hepsini toplayalım. Kalmasın. Kuş kurt yemesin. Ama dalgın olursa görürsün anayın emeğim orasını boş ver. Çal bakayım. Hacı'ya gideceğiz. Yakın Ömre'ye gideceğiz. Çal bakalım çalgıcı da. Bunları bir oynayalım. Ufak ama. Ha. Biz daha nereye gitti? İlk önce anam bulalım, sizler sonra buluruz. Öksür bakayım mı? Dural ismini öksürüyor bu. Ne olacak yaşlanınca? Orada oturan kim, ağlayan kim? Anayın bostanını sulayamaz olduk ya. Ondan oluyor bu işte. Ama sen de sulayamadın mı? Kayıp oldu değil mi? Hayırlısı bakalım. Bu bahçede arıyor sabahtan ben. Neredesin sen? Bostanın köklüğünün dibinde bostan buraya batıp bakıp durur. Geçer. Nereye gittin kocukarı sen? Kocadam. Anamın yanında bir tane boru buldum. Senin mi bu? Bostan Suray'a önde uğraşıyor. Bostan Suray'a ne yerini tutturuyor? Bu hiç sormak etmiyor. Korku benim mi diye. Oğlum benden dolap koyalı çok oldu.
Ne anamiyatı ne arıyor bu? Ne bileyim, arayın hatıra da yer alsak diyecek. Ben bostan suya gidin ver ama bu bir şey yok. Oğlum işte ben koyuyorum öyle su bakıyorum böyle. Allah Allah. Senin borluk suyu kesilmiş. Anayını teslim edelim ben onu. Ben sen oldu oğlum. Bor senin mi başkasının? Oğlum ben bilmiyorum, anayı verdim, bilmiyorum. Hani bu bor bu kamın mı başkasının? Koca karı, böyle şeyler her yerde görüşlenmez. Kaçacağım ya. Oğlum. Kaçtık. Ben kayboldum ya koca da. Nereye gittin sen? Ömrüye yazıldım dedin ya. Çıkmış. E gidelim o zaman. Ne zaman? Paramız olunca. Kızlar bulalım da öyle gidelim. Kızlarsız gitme. Kızlar nereye gitti? Akçen emri vardı. Bağır bak emri. Anayın bağırsın oğlum. Benim sesim az çıkıyor. Hatça! Sen gittin gider bu beyinle ekmeği ekten sudan kesildik. Agen sarardı soldu karar. Hatça! Neredesin kız abi? Dayanamaz oldum bak anne gitti bu beyin. Neredesin abi? Gel be bak emmi. Bağır bak emmi, sesinden tanırım ben seni. Hatça! Yerleşim alan dışından çıktı. Herhalde bu devre dışı kaldı. Antişeler yandı, çıkışlar yandı. Kocadan bu kızlara iki çalgıya görünce koca adam oyunu gibi oynayayım derken sattın mı? Ben satayım mı bu yaştan gel kızları gel. Gözlerim az görüyor zaten. Kız sen... arkadaşıydı oğlan seni ben kız arkadaşımdır git yavrum desin götürüyor. Oğlan satmıştır oğlan. Ya satmadım. Babam bir oğlan görmüş, kıvırttırıp duruyordu, göz edip duruyordu. Kap 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 de. Bu oğlan hayırsız zaten. Sen oğlum... Ya satmadım kızlara. Kızlar çıksın yola. Medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerdir. Burada 20-30 arasında mescit var. Hepsi kaybolmak üzere. Bir iki tane düzenlenmiş. Bir çeşme de var. İşte belki de 10 sene önce bu çeşme akıyordu. Şimdi çeşmeden eser yok. Artık yıkılmak üzere. Yani zaten olsa da ahırını doldurmuşuz. Buraya içki şişesi atmışız. Ahırları boş. Ama duyarlı vatandaşlar oraya hayvanlar için kaplar koymuşlar sanırım. Çuval koymuşlar. Su koyuyorlar. Tavas bağlarında üzülerek gezmeye devam ediyoruz.
kalemle talat attım gençemle anılır. Kavuklarım damak kattım gençemle. Ocakta demlerdik çayları, bir başka olurdu tavas bağları. Üşütürdü insanı tavas bağlarının akşamları. Evet, tavas bağlarındayız. Ağacı bile mesaj veren bir bağ. Kesilmiş ağacı bile mesaj veriyor, görüyorsunuz. Ha, bu mesajı siz görürsünüz, görmezsiniz. Bir şey diyemem. Ben birçok mesaj alıyorum. Söylemiştim. Bazen dağ başındayım, bazen pınar başındayım. Şimdi de taş başında. Bu taşın özelliğini biliyorsunuz. Yare güme tavas adım, güvencimle anılırım. Kavunlarım damak tadım, canımsın sen yare gümen. Kavunlarım damak tadım, canımsın sen yare gümen. Özay gönlüm üstadımdır, Nuri Efe baştacımdır. Zeybeğimle coştururum, Tavas benim diğer adımdır. Özay gönlüm üstadımdır, Nuri Efe baştacımdır. Zeybeğimle coştururum, Tavas benim diğer adımdır. Benim suyum çalışkanım işte buyum, gönüldesin yarem gümem. Evet, kültür için koşmaya devam ediyoruz. Sanat, bir yerde sanat ve kültür varsa ben çok seviyorum. Bu program için de biliyorsunuz biraz önce izlediğiniz ara boyununu çektik Kayaca'da. Şimdi de madem sanat ve kültürden bahsediyoruz, burada eski bir meslek, çok eski meslek, kaybolmak üzere olan bir meslek, bir elek yapım yerine geldik. Siz tanıyabilir miyiz? Osman Beyru, Kervan Hırdavat. Evet, ben Osman Beyru'yu tanıyorum ama millet hani tanısın diye şey yaptım. İşler nasıl? Normal. İşler normal. Normal. Neler yapıyorsunuz burada? Elek, kalbur, holuz, saç kaplıyoruz. Gereken ne yapılması gerekiyorsa bizim sanatla ilgili şeyleri yapıyoruz. Eleğin fiyatı ne kadar? Eleğin fiyatı 100 lira. 100 lira. Ama ben bir maliyetinin o civarda olduğunu sanıyorum. Evet. Nasıl çıkıyorsunuz işin içinden? Cüzi kârlarından vatandaşa hizmet amacımız. Hem vatandaş hizmet hem de kültürü babanızın mesleğini evet, yaşatmış evet, oluyorsunuz değil mi? Yaşatıyoruz. Aynen. Peki öbürlerinin fiyatı ne kadar? Kalbur var 120 lira, holuz var 200 lira. 200 lira. Holuz en büyük. Bunların ne işe yaradığını biraz sonra soracağım. Öğrenmiş olacağız zaten. Bir de şey yapıyor musunuz? Sofra altı. Benim esas merak ettim. Yapıyoruz, yapıyoruz. Kullanan var mı sofra altını? Var, var efendim. Yani biz modernleştik. İlla masada yemek yiyeceğiz diye bir şey yok. Köylerde, buralarda. Talep var yani. Ne kadar bir şey? 150 lira. Sofra altı. Sofra altı. Evet. Peki... Tabii diğer işler sizin değil. Yastık iç, mastık iç ilgi alanınızın dışında. Evet. Siz... Ama bulunduruyoruz. Var onlar. Satıyorsunuz. Satıyoruz. Kasnak dediğim benim sofra altı değil mi? O evet, değil mi? Evet, sofra altı. Boş kasnak yani. Şunun biraz enlisi. Ordu var ama. Evet. Evet sayın seyirciler. Yani bu iş konuşmakla olmuyor. Bakalım ustamız nasıl yapıyor. Şimdi bunu izleyeceksiniz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi bunu çoğu kişi eskiden biliyordu ama şimdikiler pek bilmezler. Siz ne yapıyorsunuz? Elek, kalbur, holuz imalatı yapıyoruz. Elek, kalbur, holuz imalatı. Ne iş yaradığını söyleyebilir miyim? Tarım işlerinde kullanıyoruz. Elek, un elemek için. Evet. Eski annelerimizin. Evet. Unu eleyip ekmek yaparken kullandıkları malzeme. Kalbur, buğday evet. Elemek için kullanılıyor. Evet. Holuz da mısırın
pisliğini alır. Arpanın, buğdayın pisliğini alıp temizlemek için kullanılır. Bu şekilde eski geleneklere unutturmamak için devam ettiriyoruz. Gelenekleri yaşatıyorsunuz. Evet. Hem de yani para kazanmaya çalışıyorsunuz. Evet. Peki şu anda elek gidiyor mu? Yufka, çünkü yufka işi bitmek üzere. Köylerde var ama belki de ekmek fiyatları biraz yükseldiği için kalabalık nüfuslu aileler tekrar ekmeğe yöneldi. Şu anda elek satışları da arttı, evet, diyorsunuz. Evet. Nerelerde satılıyor daha çok? Ova köylerinde. En fazla. Hangi pazarlara gidiyorsunuz? Pazarımız çok, her gün pazarımız var. Kızılca bölü, Karahisar, Beyaz, Kale, evet, Nikfer, Konak, Karacosu, Ulukent, Acıpayam, Tavas pazarı. Buğday elemek için dediniz ya, eskiden evet, harma yerinde kullanılıyordu. Şimdi nerede kullanılıyor? Şimdi evde değirmene buğday öğütmeyi götürürken önce onu bir eleyecek, tozunu, pisliğini alacak. Evet. Ondan sonra değirmene götürüyorlar. Buğday temiz olsun, ekmek de, dolayısıyla ekmek de temiz, evet, olsun, sağlıklı olsun. Evet. Diye. Aynen bu şekilde. Peki diğer dediğiniz holuz? Holuz biraz daha geniş gözlüdür. Yani büyük pislikleri almak için. İçindeki çör çöpel, pislik, evet, başak, ıvır zıvır işleri temizler. Bu mesleği kimden öğrendiniz? Ben dedemden öğrendim. Rahmetli dedemden. Babam ondan sonra geldi. O çok araçlarımız vardı, dışarı çok gidiyordu. Onun için biz dedemle beraber pazarları giderdik, imalatımızı yapardık. En çok şeyim ondan öğrendim. Yani burada imalat yapıyorsunuz. Evet. Orada satıyorsunuz. Pazarlar satıyoruz. Orada imalatla uğraşmıyorsunuz. Evet. Bazen çok yar tamir mamir falan gelirse belki. Peki mesleğin zorlukları var mı bu mesleğin? Tabii canım, kendine göre oluyor. Mutlaka. Malzemeyi nereden alıyorsunuz? Malzemeyi Denizli'den, İzmir'den, toptancılardan alıyoruz. Satışlar olsun olmuş da zaten bu sizin mesleğiniz. Evet. Çalışmadan da duramıyorsunuz. Tabii. Öyle değil mi? Aynen. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Peki mesleği öğrettiğiniz kimse var mı? Tabii, oğlan var benim. Hı. Onu öğrettik. Sıkıştığı yerlerde yapabilir. Burada en sevindirici olan o. Mesleği, evet, öğretilmesi. Tabii. Çünkü meslek, evet, bence bitmek üzere bu meslek. Aynen, aynen. Değil mi? Yeni nesilde yetişen yok nesil. Yok değil mi? Yok. Yani neden yok sence? Küçümsüyorlar mı? Mesela bu elek kaç para? Elek 100 lira. Kalbur 120 lira. Koluz 200 lira. Fiyatları bu. Bir sürü masrafı ne kadar? Var tabii, kasna var, teli var, işçiliği var, malzemesi %70'i malzeme masrafı. O zaman 20-30 lira kalsa işçilik işte bu yani. Ben hem çok bir zevk alıyorum diyorsun. Evet. Üretiyorsun çünkü. Mesleğimizden zevk aldığımız için devam ettiriyoruz. Her zaman yapmıyorsun ama arada yapıyorsun değil mi? Bittikçe. Evet, evet, azaldıkça. Azaldıkça yapıyorsun. Peki bir tane yap da yaparken çekelim bakalım. Canımsın sen yaren gümen, kavunlarım damak tadım. Canımsın sen yaren gümen.
Özay gönlüm üstadımdır, Nuri Efe baş tacımdır. Zeybeğimle coştururum, Kavas benim diğer adımdır. Özay gönlüm üstadımdır, Nuri Efe baş tacımdır. Zeybeğimle coştururum, Kavas benim diğer adımdır. İçin koşmaya devam ediyoruz. Geçenlerde gittik, işte ara boyunu çektik. Yurt içinde geziyoruz, yurt dışında gezemiyoruz ama yurt dışındakileri de duyurmayı borç bildik kendimize. Daha önce de ben duyurmuştum ama ondan sonraki çalışmaları var. Yanımdaki kişi Yeşim Mutun, içimizden biri. Yörükler diyarından birisi. Abazlı, diğer adı Aydoğdulu. Ben konuşmayayım, o konuşsun. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yeşim Mutun. Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Sen Denizli, Tavas, Aydoğdu mahallesindeniz. Yörüklerden gelmişiz. Müzikle uğraşıyorum. Kendim bildiğim bileli. Şarkı sözü yazıyorum, söylüyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Bu şekilde. Nereden çıktı? Mesela baban... Babam, düğünler çalıyor. Aynen. Babam Ali Mehmet Mutun. Yıllarca kendi müzik grubu vardı. Hollanda'da kaldığımız yerde ve farklı şehirlerde, tüm Hollanda, Almanya'ya da giderdi. Düğünlerde, kına gecelerinde olsun, sünnet düğünleri olsun, her türlü eğlencede babamı ve grubunu çağırlardı. Babam hem saz çalıp hem şarkıları söylerdi. Onu tabii görünce küçüklükten babama örnek aldım aslında. Sonra müzik yapmayı ben de çok sevdim. Piyano derslerine gittim. Kendimi o şekilde geliştirmeye çalıştım. Söz yazmaya çalıştım, yani gayret ettim. Baktım ki o da iyi oluyor, yani ilerliyor. O şekilde aslında kendi kendimi biraz geliştirdim, öyle diyeyim. Böyle yani. Siz yurt dışında mı doğdunuz? Aynen, Hollanda'da doğdum. Yani ben biliyorum da seyirciler de, biz Hollanda'da doğdunuz. Aynen, Türkçe Hollanda'da ile aranız nasıl? Türkçe ile aram iyi aslında. Sadece bazen zor kelimeleri tam anlayamıyorum. Konuşurken çok şiveli konuşuyorum. Hemen anlaşılıyor. Buralı yerli olmadığım. Ama bu... Evet. Ama anlayabiliyorum, yani çoğu şeyleri anlıyorum. Sadece daha böyle resmi terimler veya biraz daha zor böyle günlük hayatta kullanılmayan kelimeleri bazen diyorum, hani bu ne demek, veya daha yeni yeni şeyler öğreniyorum, yani öyle diyeyim. Ama ya Türkçe'de de tabii kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Ben seni tanıdığımda çocuktun, hatırlıyor musun? Yani çocuktun değil, genç kızlıktan, çocukluktan genç kızlığı geçiyordun. Doğru, aynen. Hatta bana... Ne derdin? Dayı dayı amca. Dayı dayı derdin. Okula geldin. Ondan sonra yardımcı olmaya çalıştım. Değişik kanalları çıkardık. Ama ondan sonra çalışmaların oldu. Değil mi? Peki kaç tane, ne diyorsunuz onun adına, bir şey diyor. Single mı? Single. Neydi? Tek tek çıkardığım için şarkılar kaç single tane yaptın diye geçiyor. Şu an 4 tane resmi olarak yayınlandı. 2 tane de bitti. Bir tane şarkı, aslında bir tanesi tam bitmedi, o da Türkçe slow bir parça. Aslında birkaç sene oldu o şarkıyı yazalı. Aynen, Türkçe. İsmi Kutsal. Eşime yazmıştım düğünde. İlk düğün dans şarkımızdı. Onunla dans ettik. Ve dedim, bu Türkiye'de hani biz Türkler böyle düğünleri, sonra böyle ilk dans parçasını çok önem veririz. O bizim içimizde olan bir şey. Dedim, öyle bir şarkı aslında yazmak istiyorum ve kendim de o dönem eğleneceğim için eşime yazdım. Çok kolay da yazdım. Bir oturuşta bir saat içinde komple şarkıyı bitirdim. Fakat müzik yapısında tam böyle istediğim gibi olmadı. Eksiklikler var. O yüzden 3-4 senedir o şarkı beklemede. Aslında böyle daha böyle profesyonel insanlarla çalışma imkanım olsa o şarkı gerçekten patlayabilir. Çok güvendiğim bir şarkı. O yüzden de hani şu an tam içime sinmemiş haliyle çıkarmak istemiyorum. O yüzden o şarkı hala beklemedi, öyle diyeyim. Abi beklemedi dursun yine de. Bak şu anda bizi eşin çekiyor bu arada. Değil mi? Eşi çekiyor. Kameraman, ben kameraman yok demiştim daha önce. Kameraman da benim. Sunan da benim programı.
birazcık mırıldanabilir miyiz? Şarkıyı. Tabii canım, eşin için yaptırsın. Bak, su gibi yazmışsın. Su gibi gelir o. Olabilir. O zaman baştan buyurun. Bir ilk kıtasını buyurun. Okuyayım. Elimde boş bir sayfa, masalı birlikte yazalım mı? Kuşadası'ndaki deniz sesinden başlayalım mı? Sayısızca kum taneleri sana olan sevgimi gösterebilir mi? Seninle geçen bu yıllar bir hediye Tanrım'ın bana verdiği. Ellerimi tutar mısın? Bana hep aşkla bakar mısın? İyi ki geldin, beni sevdin. Şunu bir çok kutsal sevgin. Evet, ağzın sağlığı çok güzel olmuş. Hakikaten patlayacak ama. Ben genç, bakın ben genç değilim ama gençler arasında patlayacağına eminim. İnşallah. Kusura bakmayın, sesim biraz tatili geldiğimden kısıldı. Soğuk sular içtik. Diğerleri Hollandaca değil mi? İngilizce var. En son çıkardığım Monomor Bay Bay dedim. O Hollandacaydı. Biraz ondan mırıldanabilir misiniz? Biraz ondan. Şöyle heyecanlandım. Yani siz hangisini şey yaparsanız? İster Hollandaca olandan, ister İngilizce olandan. Kaç dil biliyorsunuz? 3 dil biliyorum. Türkçe, Hollandaca ve İngilizce. İngilizcem süper değil ama iyi bir seviyede diyebilirim. Efendim, biz nereden bahsediyoruz? Ay doğdu. Abaz'dan bahsediyoruz. Abaz'dan çıkmış gitmiş Mehmet Mutun kızı görüyorsunuz. Sanatçı olarak karşımızda Yörük kızı. Ben aslında Yörük kızını Abaz'a gidip orada koyunların içini çekmek isterdim. İnşallah daha sonra belgesel şeklinde gelecek sene çekeriz. İnşallah. İnşallah bu videoyu izleyen, festival düzenleyen belediye yetkilileri sizi görür. Sizi de çünkü iki tane sanatçımız çıkıyor burada festivalin ilk günü yarın. İnşallah sizi de çıkarırlar. Buyurun. İnşallah. Şimdi heyecanınız kalmadı herhalde. Şarkının sözlerini unuttum diyormuşum. Evet. Ekana nimeren Halare vlangen nata Halare endloze vata Totdat je mij ziet staan. Ik heb mijn best gedaan. Ik moet me niets van je verwachten. Oh, en al mijn mooie gedachten. Ik laat het toch maar gaan. Wow, jij was mijn oceaan. Waarin ik jou als lucht inademen zou. En verdrinken wou. Voor het eerst in mijn leven schijnt zo'n alleen voor mij. Alles was een beetje tragisch, alle hel bij voorbij. Al die tijd van ik heb blik magisch, een jaar lang was je niet aan mij. Hier bij een kaartje uit Quebec, mijn laatste woorden mon amour. Bye 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 bye. Yeşim, sen kaç yaşındasın? Ben 28. Bunun adı neydi? Mon amour, bye bye. Bye bye. Aslında mon amour Fransızcadan aşkım veya sevgilim demek. Bay bay İngilizceden güle güle demek. Bunu da mı eniştemiz yazdı? Yok, bunu eniştemize yazmadım. Evet. Bu şarkının hikayesi aslında nasıl diyeyim? Bazen ikili ilişkilerde erkek çok baskıcı olabilir. Kadın kendini o ilişkide kapana kısılmış gibi hissedebilir. Bu şarkıda demek istiyorum ki hani boşuna bekleme, insanlar değişmiyor. Eğer anlaşamıyorsan kapana sıkışmış gibi hissetme. Bırak gitsin, kendi hayatına bak, özgür ol. Özgür aslında ol. Kadınlara biraz böyle hani yapabilirsin, yalnız değilsin. Bırak kendini ezdirme diyen bir şarkı aslında. Hani bye bye derken onu kastetmiştim. Kadın gücünle aslında biraz. Aynen. Aynen. Evet, görüyorsunuz bakın. Peki Hollandacı var mı? Bu söylediğim Hollandacaydı. İngilizce? İngilizce olarak... Ben kusura bakmayın, hani dil bilmediğim için. Evet.
Bu söyledim zaten aslında komple Hollandaca. Sadece işte Mon Amour Bye Bye kısmı Fransızca ve İngilizceye de sokuşturdum. Çünkü Hollandaca'da dag dag ve doei doei demem lazım. Ama o da mij, jij derken bij bij daha uyduğu için oraya artık İngilizce kelime yazdım. Yani öyle diyeyim. Hani kulağa daha güzel hitap ettiği için, hoş geldiği için. O şekilde. Şarkı yapılan, eser yapılan eniştemizle birlikteyiz. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Benim adım İrfan Arslan. Aslen Erzurumluyum ama İstanbul'da büyüdüm. Eşimle Kuşadası'nda bir tatil zamanında tanıştım. Birbirimizi sevdik, konuştuk, anlaştık bir şekilde. Belli bir süreçte birbirimizin arasında geçen ilişki durumumuz iyi bir duruma geldi. Ondan sonra aileler tanıştı. Anlaştık. Sonra bir 3 yıl gibi bir süre geçti. İsteme oldu, istedik Allah'ın izniyle. Şu an 3 senedir beraber evliyiz. Hollanda'da beraber yaşıyoruz. Kendisi beni götürdü Hollanda'ya. Sağ olsun. Ya ben kendi aslen asıl benim kendi mesleğim subay. Ben asubaydım. Belli bir süreçte düşünme ve karar aşamasındaydım. Ya mesleğimi seçecektim ya evliliği, eşimi seçecektim. Oturup bunu bayağı bir uzun bir süre içerisinde bir düşündüm, taşındım. Ondan sonra eşimi seçtim. Çok mutluyum. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum tekrardan. İnşallah yolu açık olur. Hep devam eder bu şekilde. Başarılar diliyorum. Sadece bunu diyorum yani. Yani işim mi, yeşim mi dedin? Yeşimi seçtim. Yeşimi seçtim. Yeşimden de ortak bir şeyiniz oldu. Su evet, oldu. Su oldu. İnşallah işleriniz su gibi gider. Değil mi? Evlilik su gibi gider. Aynen öyle. Ben yeşim kefilim. Yeşim çok iyidir. Ben zaten 3 sene evlilik oldu ama sanki 20 yıllık bir evliliğimiz var gibi bir yaşantı içerisindeyim. Kendisine çok inanıyorum. Çok olarak yani merhamet duygusu çok iyi olan bir insan kendisi. Kendinden çok ona güveniyorum. Bir inancı da dikkat edersiniz. Evet. Devamlı inancı, önce çok şeyin Allah'tan inanç geldiğini. Aynen öyle. Bu yeteneği kullanmadım. Bak, bilmeden bana da şu anda rehber evet oldu. Çünkü ben de işte yazıyordum, çiziyordum. Ya bunu paylaşmayayım diyordum. Ama Allah bunu bu yeteneği verdiyse, değil mi? Seni evet, sevip paylaşmam lazım. Aynen öyle. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Hoşça ve hoşça kalın. Siz de. Suyu selamlar. Keşke suda olsaydı. Keşke. Efendim, bu haftaki programımızda önce Kayaca'da ara boyunu çektik. Kültür neredeyse biz oradayız. Daha sonra Elek, Kasnak, Holuz yapılan bir yere gittik. Çünkü bunlar bizim kültürümüz. Her ne kadar harman veya harman yeri kalmadıysa da hala kullanılan yerleri var. Ondan sonra da bizi yurt dışında temsil eden Yeşim Mutum kardeşimizi çektik. Yeşim Mutum güzel sesiyle İngilizce, Hollandaca ve Türkçe eserleriyle sizlerle birlikteydi. Şimdi de Tavas görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Benim bir şiirimi dinleyeceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça ve hoşça kalın. Son günlerde gördüğüm olumsuzluklara yazdığım bir şiiri okuyarak sizlerle birlikte olacağım. Badılcanı bahçeden toplardın, konuyu komşuyu yoklardın. Bir köşeye 3-5 kuruş saklardın, köyünü unutma emmi oğlu. Sütü inekten sağardın, domatla soğanla doyardın. Hasırı yere yayardın, köyünü unutma emmi kızı. Kahvaltıyı tarlada yapardın, misafiri elden eve kapardın. Dama saman atardın, köyünü unutma emmi oğlu. Öz üstünde sohbet ederdin, bazen yövmeye giderdin. Allah bereket versin derdin, köyünü unutma emmi kızı. Gözlerini eşek sırtında açardın, bir göz odanın içinde yaşardın. Zorluklar karşısında başardın, köyünü unutma
Emmioğlu. Fistanını kendin dikerdin. Bahçene yonca ekerdin. Bazen çalı sökerdin. Köyünü unutma emmi kızı. Acıkınca yoğurt ezerdin. Ekin biçerken türkü düzerdin. Yan bakan olunca üzerdin. Köyünü unutma emmioğlu.